İran, tarihinin hem köklü bir geçmişe dayanması hem de coğrafi konumu itibariyle her zaman güçlü bir ordu bulundurmak zorundadır. Jeopolitik konumu ele alındığında dünyanın ulaşım ağının her zaman göbeğinde yer almıştır. Dünyadaki birçok kaynağın da var olduğu bir bölge olan Orta Doğu coğrafyasında konuşlanmıştır. Doğal olarak böyle özelliklere sahip bir coğrafyaya hükmeden bir devlet olduğundan, kendisine ve ülkenin kaynaklarına yönelebilecek her tehdidi püskürtebilmek için caydırıcı niteliği bulunan bir silahlı kuvvete gereksinim vardır. İran'ın tarihi, Yunanlılar, Romalılar, Büyük İskender ve de Osmanlı Devleti ile giriştiği mücadelelerle doludur. İran İslam Cumhuriyeti'nin 500 bin aktif asker ve 400 bin yedek personeli bulunmaktadır. Ayrıca asker sayısı bakımından dünyada 13. büyük güçtür. Orta Doğu askeri güçler sıralamasında ise 3. sırada bulunmaktadır. İran Milli İstihbarat Teşkilatı'nın geçen yılki verilerine göre sayıları 125 bine ulaşan ve özel kuvvetlerden oluşan kısım devrim muhafızlarıdır. İran kendi askeri teknolojilerinin yanında son dönemlerde Rusya ve Çin'den askeri ve manevi destek alıyor. Sonuç olarak bu da İran'ın elini daha da güçlü yapıyor. İran olası bir savaşa karşı her zaman hazır olduklarını ve Amerika'nın saldırması durumunda İsrail'i 10 dakikada yok edeceklerini iddia ediyor. Sonuç olarak olası bir savaşta her iki tarafın da zararlı çıkacağı çok belli. Silah üretimine yönelik küresel baskı ve ambargolar İran'ın gelişmiş silahlar üretmesini ve satmasını zorlaştırmıştır. Bu kaostan çıkmak için İran, düşmana büyük darbeler indirebilmek ve aynı zamanda geleneksel savaşlara karşı da kendini koruyabilmek için geleneksel silahların dışında silahlar geliştirdi. Bu silahlardan birisi insansız hava aracı olarak kullanılan balistik füzedir. Suriye'de, Irak, Lübnan ve Yemen'le anlaşmalı olan silahlı gruplarla mücadelede kullanılan etkili silahlardan biridir. Geçmiş dönem İngiliz askeri komutanı konunun hassasiyetini anlatmak için şu konuşmayı yaptı. Geleneksel askeri yöntemlere sahip bir örgüt, İran gibi bir askeri güç karşısında ezici yenilgiler görmeye mahkumdur. İran ordusu köklü, eski bir ordu olmasının yanı sıra çağa ayak uydurmuş, geleneksel araçların dışında bir takım silahlar üreterek kendini hakkıyla müdafaa edecek noktaya gelmiştir. İran en büyük balistik füze noktalarını Orta Doğu'ya yerleştirmiştir. İran balistik füzelerini son teknoloji ürünü olarak üretmiştir. Amerikan istihbarat verilerine göre İran'ın füze menzilleri 2000 kilometreye ulaşır. Bu da İsrail'e ve Güneydoğu Avrupa'ya saldırmaya yetecek bir mesafedir. Devrim muhafızları, bombalı insansız hava araçlarına, Amerikan savaş ve ticaret gemileriyle mücadele için küçük denizaltılara sahiptirler. Washington, Tahran'ın geçen yıldan bu yana 6 yük gemisine saldırdığını söylüyor. Orta Doğu-Amerika ilişkileri yazarı Jimmy Benny'nin söylediğine göre, İran uygulanan onca ambargo altında ezilmiş, çırpınıyor gibi algılanmamalı. İran tüm olumsuzluklara rağmen kendini geliştiren, üreten bir devlet. Askeri gücü çok yüksek ve gerektiğinde kimyasal silah dahi kullanmaktan çekinmeyecek sertlikte ve netliktedir. İran'ı hafife almamak gerekiyor.